Mia Solicitors'ın deneyimli avukatlarıyla hukuksal konularda bilgiler almaya devam ediyoruz. Bu hafta ortaklarından avukat Şadi Arslan'ın konusu estetik kozmetik operasyonlarda yaşanan ihmalkarlık davaları. Özellikle yurt dışında yapılan ameliyatlardan sonra hangi ülkenin kanunlarına göre dava açma hakkınız var? İşte cevapları. Deneyimli avukatlardan oluşan Mia Avukatlık firması ofisindeyiz. Yanımızda da ortaklarından avukat Şadi Arslan var. Biliyorsunuz kendisi İngiliz barosu üyesi aynı zamanda. Bu hafta kendisi bizlere estetik ameliyatlardan, uygulamalardan ve ihmalkarlıklardan bahsedecek. Tabii bununla birlikte bu ihmalkarlıkların sonucunda açabileceğimiz tazminat davalarına da bahsedecek. Şadi Hanım merhabalar diyelim. İsterseniz şöyle başlayalım. Endüstriden bahsedelim. Büyük bir endüstri. Estetik değil mi? Şimdi estetik ameliyat ve estetik uygulamalar mesela botoks olsun veya işte burun yaptırma veya meme ameliyatları bu çok büyüyen bir endüstri ve şu anda yapılan araştırmalar 70 trilyona yakın bir bütçesi olunduğuna inanılan bir endüstri. Her yıl %10, %15 büyümeye elverişli bir endüstri. Ve Türkiye'de doktorları iyi olduğu için, sağlık sektörü iyi olduğu için bu sağlık turizminden yani estetik ameliyat ve estetik uygulama turizminden çok iyi yararlanan bir ülke. İlk 10 ülke arasında dünyada. Sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var burada. Artık gencinden orta yaşlısına, yaşlısına kadar herkes değişik estetik uygulamalara gidiyor. Bu bayanlarda oluyor, erkeklerde oluyor. Ben İstanbul'da havaalanındaydım 2 ay önce ve Türkiye'ye saç ektirmeye gelen bayları görüyordunuz. Çünkü saçları kırmızı kırmızı oluyor her tarafta. Olayın bu yönü, yani bu yaşadığımız çağın bir gerçeği ve tıbbi turizmin veya estetik turizm yaşadığımız çağın bir gerçeği. Fakat İngiltere'de olsun, Türkiye'de olsun yapılan bu ameliyatlarda eğer yanlış gidildiğinde ihmalkarlık doğuyor ve bu ihmalkarlıktan doğan haklar nelerdir? Avukatlık firması olarak tabii ki bu bizim alanımıza giriyor. İşte aslında bahsetmemiz gereken konu. Söylemiş olduğunuz gibi Türkiye burada büyük bir pastaya sahip. Tabii ki başarılı olduğu için herhalde bu pastaya sahip ama bazı noktalarda işler tersine gidebiliyor. Ya ihmalkarlıktan oluyor ya da başka bir sebepleri oluyor mutlaka. Peki bu noktada böyle bir hizmetten yararlanmak isteyenlere tavsiyeniz ne olur? Şimdi şöyle bir şey var, eğer Türkiye'ye olsun veya başka ülkelere olsun estetik ameliyat için gidecekseniz dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Öncelikle bu doktoru nereden, nasıl buldunuz? Bu doktorun bütün Google review'lerini okudunuz mu? Çünkü bir doktorun Google'daki yorumlarına girdiğinizde bazen ilk 2-3'ü iyi oluyor fakat geriye doğru gittiniz mi? Size kim tavsiye etti? Bu doktor bu işi ne kadar zamandır yapıyor? Fakat avukat olarak izleyenlere benim en önemli tavsiyem bu kişinin sigortası var mı? Ve bu sigorta hangi şirketten alınmış? Bu sigortanın içeriği nedir? Buna bakmanız çok önemli. Çünkü bana müvekkiller geliyor. Şadi Hanım işte ben Türkiye'ye gittim. Şu kozmetik ameliyatı yaptırdım. Ameliyattan sonra bakım iyi değildi. Veya kaldığım yer ameliyathaneye doktora çok uzaktı. Veya işte ben dava açtığımda bana dediler ki Türk hukuku geçerli oluyor. Orada işte bütün masraflarımı alamadım. Yani çoğu kişi Türkiye'ye ve diğer ülkelere gidiyor çünkü yapılan ameliyatlar daha ucuz veya tavsiye üzerine gidiyorlar çünkü doktor çok iyi tavsiye ediliyor. Çoğu zaman problem çıkmıyor bu. İngiltere'de de öyle, yani İngiltere'de ameliyat olanlardan biz o kadar çok dava alıyoruz ki fakat sağlık turizminde sorun çıkabiliyor. Burada yapılan ameliyatlarda da sorun çıkabiliyor. Benim size tavsiyem doktorunuzu iyi seçmeniz ve doktorunuzun sigortası olup olmadığını kontrol etmeniz. Aslında şu soruyu soracaktım, siz cevabını verdiniz ama yurt dışında böyle estetik ameliyat olup ihmalkarlık sonucu sıkıntı yaşayan size gelen müvekkilleriniz oluyor mu? Tabii ki oluyor da ne şartlarda, hangi tür oluyor? Şimdi öyle müvekkiller bize geldiğinde o zaman biz Türkiye'deki avukatlara havale etmek zorundayız. Çünkü Türkiye hukuku geçerli oluyor. Eğer buradaki bir turizm şirketinden paket almamışsınız, işte otel içinde, atıyorum her şey için öyle paket olarak almamışsanız Türkiye hukuku geçiyor.
O yüzden de genelde bunu Türkiye'deki avukatlar temsil ediyor. Fakat şu anda dünya çapında baktığınızda aşağı yukarı diyorlar her seferinde 16 milyon kozmetik ameliyat geçirmek isteyen, plastik ameliyat geçirmek isteyen insan var. Yani botoks olsun veya işte burun ameliyatı olsun, dişlerini yaptırma olsun kozmetik olarak. Bu 16 milyon kişiden tabii ki iyi servis almayan, tabii ki ihmalkarlığın doğduğu kişiler olabiliyor. İsterseniz birkaç davadan ben örnek vereyim. Burada bize bir müvekkil gelmişti ve kendisi Manchester'da yaşıyor. Orada çok pahalı bir kozmetik dişçiye gitmişti. Yani 30 bin pound civarında para vermişti dişlerini yaptırmak için. Bir yıl sonra dişler, porselenler kırılmaya ve dökülmeye başladı. Biz davasını alıp 2 yıl sonra başarıyla sonuçlandırdık. Başka bir davamız vardı. Bir bayan geçen yıl bitirdik davasını. Güzellik salonuna gidiyor ve güzellik salonunda kaşlarını boyaması için kendisini ikna ediyorlar ve kaşlarını boyadıklarında gözenekler açık olduğu için ve alerji testi yapmadan boyuyorlar. Bayanın gözleri şişti. Kendisi 2-3 gün hastanede kaldı. Çok kötü günler geçirdi ve bunun da davasını aldık. Burun ameliyatı ters gidip nefes almakta çok zorluk çeken insanlar var. Böyle davaları yaptık. Yani birçok farklı dava baktınız. Peki bu davalar kazanılması için ne yapılması gerekiyor? Zor bir süreçten mi geçiliyor? Sağlık ihmalkarlığı davaları diğer davalar gibi değil. Sizin ve benim ihmalkarlık olduğunu düşünmemiz yetmiyor. Yani endüstride uzman olan bir doktorun raporla bu verilen servis kabul edilen standartın altına düşmüştür demesi gerekiyor. O yüzden de bize gelen biz müvekkile hiç ümit vermiyoruz. Diyoruz ki önce sizin mahalle doktor tutanaklarınızı alacağız. Sonra hastane tutanaklarınızı alacağız. Sonra bunu bir uzmana yollayacağız. Ve ondan sonra size ihmalkarlık olup olmadığını söyleyebiliriz. Eğer davayı alırsak bu süreci biz müvekkile açıklıyoruz. Dediğim gibi tıbbi ihmalkarlık, yani sağlıktaki ihmalkarlık çok uzmanlık gerektiren bir alan. Buradan izleyenlerden eğer şüphesi olan varsa bizi Maya Avukatlık firmasına çekinmeden arasınlar derim.